Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi 2020 yılının Mayıs ayında Etsy Payments Türkiye'ye geldi ve Etsy Türkiye'den satış yapmak isteyen satıcılara bu ödeme sistemini kullanmaları koşulunu getirdi. Bu durum aslında birçok satıcı için sevindirici bir haber oldu diyebiliriz. Çünkü PayPal Türkiye'de faaliyet göstermediği için PayPal hesabı açamayan satıcılar yurt dışına ödeme almakta zorlanıyorlardı. Şimdi artık bu sayede yurt dışındaki müşteriler doğrudan kredi kartlarını kullanarak Türkiye'deki Etsy satıcılarına ödeme yapabiliyorlar. Bu ödeme sisteminin satış komisyonundan hariç başka bazı komisyon oranları bulunuyor ve bunlar ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Türkiye'ye ait komisyonlar Etsy'deki farklı makalelerde biraz dağınık bir biçimde bilgilendirmesi yapılmış durumda. Fakat hepsini topluca görebildiğiniz tek bir tablo bulunmuyor. İşte bu videoda bir hesaplama Excel'i üzerinden tüm komisyonları ve maliyetleri uygulayarak kar hesaplamasının nasıl yapıldığını gösteriyorum. Excel'i ayrıca videonun altında da paylaştım. Siz de indirerek bu formülü Excel üzerinden hem gerçekleşen bir satışınızdan ne kadar kar ettiğinizi kolayca hesaplayabilecek hem de ürünleriniz için en doğru ve uygun fiyatı belirleyebileceksiniz. Şimdi 100 dolarlık bir satış gerçekleşmiş gibi bu 100 dolar üzerinden maliyet ve kesintileri uygulayıp karımızı hesaplayacağız. Başlayalım. Dolar kurunu 7 olarak aldım. Tabii Etsy her satışta farklı bir kuru baz alıyor. Kur da sürekli dalgalanma olduğu için belli bir satış için hangi kuru baz aldığını görebildiğiniz bir yer var hesap panelinizde. Onun da neresi olduğunu yine videonun altına bırakacağım. Oradan görebilirsiniz. Dükkan para birimi dolar dedim. Yani listelemelerimizi TL olarak değil dolar olarak yapıyoruz. Şimdi burada maliyetler ve tercihe bağlı reklam ve kampanyalar diye iki ayrı bölüm açtım. Maliyetler olarak belirttiğim Etsy'nin yaptığı kesintilerin haricinde sizin satıcı olarak kendinize ait işte paketleme malzemesi, kargo firmasına ödediğiniz ücret, ürün ya da diğer deyişle ham madde maliyeti de diyebilirsiniz gibi maliyet kalemleri. Bunların haricinde aşağıya birkaç örnek daha ekledim. Sizin kendinize ait başka bazı maliyetleriniz olabilir. Örneğin benzin gibi kargoya eğer aracınızla gidiyorsanız, kargolarınızı sigortalatıyorsunuz sigorta gibi veya örnek olarak bir de son aya ait Etsy faturası diye ekledim. Çünkü Etsy faturanızı içerideki bakiyeden düşüyor Etsy. Daha sonra tercihe bağlı reklam ve kampanyalar adı üstünde sabit olmayan tercihe bağlı maliyet oluşturan kalemler. Tabii en önemlisi reklamlar. Şimdi Etsy'de iki tür reklam var. Etsy Ads, Offsite Ads. Bunların ne olduğunda detayına yine burada girmiyorum. Ama reklamlarla da ilgili Etsy'deki reklam türleri nedir, reklam ücretleri nedir, nasıl reklam verilir? Bununla ilgili de bir yazı yazmıştım. Onun da linkini açıklamaya bırakacağım. Altına yine bir iki başka örnek ekledim. Etsy kampanyası gibi. Bu nedir? Etsy sene içerisinde dönemsel olarak anneler günü gibi özellikle Black Friday, Cyber Monday gibi dönemlerde site çapında indirim kampanyaları düzenliyor. Belli bazı şartlar oluyor. Eğer bunları karşılıyorsa satıcı, dilerse bu kampanyalara katılabiliyor. Dolayısıyla sizin normalde 100 dolara sattığınız bir ürünü, diyelim o kampanya için %20 indirim uyguladınız, 80 dolara satıyor olacaksınız ve hesaplamalarınızı ona göre burada yapıyor olacaksınız. Bir diğeri sosyal medya reklamları. Yine eğer sosyal medyada reklam veriyorsanız gider olarak bunu da tabloya ekleyebilirsiniz. Evet, hesaplamaya başlayalım. İlk adımda Etsy Payments, Etsy satış ve reklam komisyonları. Şimdi bu satışın sipariş tutarı, yani ürün artı kargo ücreti 100 dolar olduğunu varsayalım. Ürünü ve kargoyu neden ayırmadım? Ayrı ayrı hesaplamıyorum. Çünkü Etsy'de bütün kesintiler kargodan da yapıldığı için bunu tek başına düşünebilirsiniz. Bu şekilde 100 dolar ve direkt TL karşılığını alıyorum. Şöyle göstereyim dolar kuru üzerinden. Şimdi satış her ne kadar dolarla da olsa satış gerçekleştiği andan itibaren Etsy bütün hesaplamaları TL üzerinden yapıyor. Dolayısıyla hesaba başlarken direkt TL karşılığını alarak başlıyoruz. İlk kesinti Etsy Payments işlem komisyonu. Processing fee olarak geçiyor. %6,5 artı 3 TL. Şimdi %6,5 ürünlerden yapılıyor. 3 TL ise işlem başına yani sipariş başına yapılan bir kesinti. Bu ne demek? Yani bir siparişin içinde 3 tane ürün varsa diyelim ki birden fazla ürün varsa %6,5 tüm ürünlerden 3 TL ise 3 çarpı 3 9 lira olarak değil işlem başına sadece sipariş başına 3 lira
artı bir komisyon oluyor. Hemen şöyle göstereyim. 700 liranın %6,5 artı 3 TL dediğim zaman 48,5 lira. Şimdi tabii ki bu KDV hariç fiyat. Etsy'de eğer şirket bilgilerinizi girdiyseniz, yani vergi numaranızı girdiyseniz, Etsy sizden %18 KDV almıyor. Ama eğer bireysel satıcıysanız, vergi numaranızı girmediyseniz, o zaman yaptığı tüm komisyonların üzerine, yaptığı tüm kesintilerin üzerine bir de %18 VAT KDV ekiliyor. Ben bu hesaplamayı sanki bireysel satıcıymışsınız gibi KDV dahil fiyatlar üzerinden hep devam ettireceğim. Ama siz vergi numaranızı girdiyseniz hariç fiyat üzerinden de düşünebilirsiniz. Hemen 48,5'un üstüne 1,18'e ekledim. 57 lira 23 kuruş. Devam ediyorum. İkinci olarak satış komisyonu var. Transaction fee %5. Yine hem ürün hem kargoda. 700 liranın %5'i 35 lira. Şimdi Etsy'de bu satış komisyonunun üzerine bir de %2,5 kur dönüşüm oranı uygulanıyor. Yani üzerine %2,5 ekliyor. 35 liranın %2,5'ü 88 kuruş. Üzerine ekledim. 35 lira 88 kuruş yaptı. Yine üzerine KDV'yi ekliyorum. 42 lira 33 kuruş. Devam ediyorum. Bu satış bir reklamdan gelmiş gibi varsaydım. Tabii reklam olmayabilirdi ama offsite Etsy'den geldiğini düşündüm. %15, şöyle göstereyim. 700 liranın %15'ini benden aldı. 105 lira. Tabii yine üzerine KDV'yi ekliyorum. 123 lira 90 kuruş. Son olarak bir de yenileme ücreti var. Eğer satılan ürünün devamı varsa, aynı ürünü tekrar listeleyecekseniz, o zaman sizden yenileme renewing ücreti alıyor. O da 20 cent, 1 lira 40 kuruş. Şimdi bu dördünün toplamını, tüm komisyonlar toplamı olarak burada gösteriyorum. İşlem komisyonu, satış komisyonu, reklam ve bir de yenileme ücreti. Bu dördünün toplamı KDV dahil 224 lira 86 kuruş. Tüm aldığı komisyonlar. Dolayısıyla bu satışın değeri 700 liraydı. Bu kadar kesinti yaptı. İkisini birbirinden çıkardığımız zaman hesap panelinizde, finans bölümünde, finans dökümünde current balance olarak yazan yerde görünen sizin bakiyenizdeki kalan, kesintilerden sonra kalan tutar olacak. Şimdi son olarak bir de şöyle bir kesinti var. Eğer current balance, yani Etsy bakiyenizdeki para 600 liranın altındaysa, available for deposit'e geçmeden önce, yani bu available for deposit sizin Türkiye'deki banka hesabınıza gönderilecek olan para, 600 liranın altındaysa hesap bakiyeniz, buradan son bir 42 TL kesinti uyguluyor Etsy. Tabii bu KDV hariçine, KDV dahil 49 lira 56 kuruş kesip banka hesabınıza öyle gönderiyor. O zaman şunu diyebilirsiniz, ben o zaman çekmeyeyim, 600 liraya geçmesini bekleyeyim çekmek için. Orada da şöyle bir şey var, maalesef parayı bir aydan fazla içeride bekletme imkanı şu anda bulunmuyor. Bir aylık periyot dolduğu zaman isteseniz de istemeseniz de parayı banka hesabınıza gönderiyor Etsy. Bu para çekim periyotları ile ilgili vesaire, bununla ilgili detayları da yine Etsy Payments ile ilgili bir yazım var blogumda. Orada anlattım. Onun da linkini videonun altına bırakacağım. Ulaşabilirsiniz. Şu an için sadece bunu söylemekle yetineyim. Şimdi Available for Deposit'e kesinti yaptıktan sonra 425 lira 58 kuruş geçti. Banka hesabımızda göreceğimiz miktar tam olarak bu. Bankalar Türkiye'ye gönderilirken arada başka hiçbir banka, ne Türkiye'deki banka ne bir başka aracı kurum herhangi bir kesinti yapmıyor. Burada gördüğünüz neyse hesabınızda da o miktarı görüyorsunuz. Şimdi Etsy'nin kesintileri bu kadar. Daha sonra maliyetler diye bir sütunu açtım. Burada da yukarıda görünen bahsettiğim sizin kendinize ait maliyetleriniz, paketleme, kargo, ürün. Şöyle göstereyim. Tabii ben bu rakamları örnek olarak girdim. Bu üçünü topladım. 150 lira benim bu satış için maliyetim olduğunu varsayalım. Ben tüm komisyon ve maliyetleri toplam olarak görmek için şöyle toplam gider diye bir sütunu açtım. Şöyle göstereyim. Yapılan kesintiler artı son
banka hesabına gönderirken aldığı 49,5 lira artı maliyetlerim 424 lira 42 kuruş. Satışın bedeli 700 liraydı. İkisini birbirinden düştüğümde 275 lira 58 kuruş bu satıştan bana kalan kar oldu. Şöyle de düşünebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Banka hesabıma gönderdiği tutar buydu. İçinden maliyetlerim düştüğümde de aynı şekilde karıma ulaşıyorum. Hesaplama bu şekildeydi. Son olarak şunu söyleyeceğim. Tabii ki vergi yükümlülükleri hariçtir diye burada not düştüm. Eğer şirket üzerinden satış yapıyorsanız tabii siz vergilerinizi de göz önüne alırsınız. Bir de buradaki tutarla hesap panelinizde finans dökümündeki tutarlar arasında 1-2 kuruş fark çıkabilmekte. Etsy bazen 1 kuruş aşağı 1 kuruş yukarı yuvarlıyor. Ama toplamda en fazla 1 ya da 2 kuruş fark çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Ben bu Excel'i videonun altına herkese açık şekilde indirilebilecek bir link olarak paylaşacağım. Bir Google Drive linki. Ona tıklayarak linkten Excel'i formüllü olarak indirebilirsiniz. Satış tutarınızı buraya girdiğiniz zaman otomatik olarak giderlerinizi de girdiğiniz zaman size kar hesaplamanızı yapıyor olacak. Soru ve yorumlarınız varsa hem blog yazılarımın altına hem de bu videonun altına bırakabilirsiniz. Herkese bol karlı satışlar dilerim. Hoşça kalın.